Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle karamelli Snickers tadında harika bir tart kek tarifim var. Onu sizlerle paylaşacağım. Ama öncelikle kanalıma ilk kez katılan arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, yeni videolardan bildirim alabilmek için zil işaretine basmayı unutmayın. Ayrıca kanalımdaki diğer videolarımı da göz atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi tarifime geçebilirim arkadaşlar. Bütün malzemelerimi, yani kekim için ilk olarak bütün malzemelerimi hazırladım. Burada 1 su bardağı şeker ve 2 yumurtayı karıştırma kabıma aldım. Daha sonra 2 yemek kaşığı kakaomu, yarım çay bardağı yağımı, çiçek yağımı, 2 çay bardağı unumu, ayrıca kabartma tozunu paket olarak kullanıyorsanız eğer yarım paket veya bu şekilde bir konteyner içinde kabartma tozu kullanacaksanız 1 şeker kaşığı yeterli olacaktır arkadaşlar. 1 çay bardağı sütüm ve 1 paket vanilyam var. Şimdi ilk olarak yumurtamı ve şekerimi krema kıvamı alana kadar karıştıracağım arkadaşlar. Yumurtamızı ve şekerimizi yaklaşık 3-4 dakika çırptıktan sonra diğer malzemeleri ilave ediyoruz. Yağımı koyuyorum. Sütümü koyuyorum arkadaşlar. Vanilyamı koyacağım. Şöyle bir tatlı kaşığıyla kabartma tozumu ilave ediyorum. Kakaomu koyuyorum arkadaşlar. Daha sonra da azar azar unumu koyarak karıştırmaya başlayacağım. Arkadaşlar, kek karışımım hazır. Kıvamını görüyorsunuz. Çok güzel oldu. Şimdi onu kenara alıyorum. Şöyle tart kalıbımı alıyorum. Tart kalıbınızı isterseniz tereyağıyla yağlayın. İsterseniz şöyle sprey yağ kullanarak yağlayabilirsiniz. Kalıbımızı yağladıktan sonra hazırladığımız kek karışımını şöyle kabımıza dökelim. Şimdi tartımı önceden ısıtmış olduğum 170 derecede fırında yaklaşık 25 dakika pişirmeye bırakıyorum. Kalıbından çıkartarak şöyle servis tabağıma aldım arkadaşlar. Şimdi karamelini hazırlamak için ocağımın yanına geçiyorum. Arkadaşlar, şimdi karamelimi yapmak için ocağımın yanına geçtim. Ocağın altını açıyorum. Şöyle 2 su bardağı, 200 mililitrelik su bardağıyla, bakın tamamen dolu değil, bir parmak eksik olarak 2 su bardağı şekeri şöyle tavama koyuyorum. Şekerimiz eriyinceye kadar hiç karıştırmıyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli. Karıştırırsanız topak topak olur. Şöyle yayarak tavamızın içerisine koyuyoruz. Ve bu şekilde sıvı hale gelinceye kadar bekleyeceğiz. Ocağımızın altı açık. Şekerimi erimeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar, şekerimi görüyorsunuz nasıl eridi. Rengi değişti, görüyorsunuz. Şimdi artık böyle biraz biraz karıştırabilirim. Evet, şu anda tamamen eridi. Şimdi hemen içerisine kremamızı ilave ediyoruz. Şöyle 1 su bardağı yine kremam var. Kremamı koyuyorum karıştırarak. Thank you.
Yarım su bardağı sıcak suyum var. Sıcak suyumu da ilave ediyorum ve karıştırmaya devam ediyorum arkadaşlar. Böyle köpükler çıkacak. Hiç korkmayın, onlar sönecek birazdan. Kremayı ve suyu ilave edince bunun olması normal. Çok fazla pişirmiyoruz yanmaması için. Şu anda hemen hemen kıvamı çok iyi görünüyor. Karamel yapmak çok basit ama biraz da dikkat isteyen bir şey arkadaşlar. Şekeri ilk aşamada karıştırmadık. Gördüğünüz gibi hiç topaklanma olmadı. Şu anda da yine kremayı ve suyu ilave ettim. Sönmesini bekliyorum. Evet. Gördüğünüz gibi neredeyse hazır. Şimdi şöyle bir fiske tuz atıyorum. Çok az. Biraz onu da karıştıralım. Ve daha sonra şöyle 10 gram tereyağım var. Tereyağımı koyuyorum. Yaklaşık 2 yemek kaşığına denk geliyor arkadaşlar. Tereyağımızı da eritelim. Karıştırarak. Arkadaşlar hazırladığımız karamelimizi şimdi şöyle tart kekimizin üzerine döküyoruz. Arkadaşlar karamelimizi şimdi kekimin üzerine döktüm. Şöyle biraz onu kenara alıyorum. Üzeri için şurada bir bardak yer fıstığını buzluk poşetine koyuyorum. Yer fıstığını buzluk poşetine koyduktan sonra şöyle bir mutfak aparatıyla döverek kırıyoruz. Rondodan geçirmedim. Küçük parçalara bölerek un haline gelsin istemiyorum. Şöyle biraz iri kalması için poşet içerisinde dövüyorum arkadaşlar. Böyle kırıyorum. Evet, kıvamı gayet güzel şu anda. Şimdi kekimi yanıma alabilirim. Ve kırmış olduğum fıstıklarımı şöyle kekimin üzerine döküyorum. Bütün fıstıklarımı kekimin üzerine döktükten sonra şimdi kekimi buzdolabına koyarak 1 saat soğuması ve donması için beklemeye bırakıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi tart kekimin çikolata sosunu hazırlayacağım. Onun için 100 ml kremayı şöyle tencereme koyuyorum. Kremamız kaynadıktan sonra içerisine 100 gram çikolatamızı koyup eriteceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz kenarından köpükler çıkmaya başladı. Kremam artık ısındı, kaynıyor. Şimdi çikolatamı ilave ediyorum. Ve çikolata eriyinceye kadar karıştıracağım. Bu arada ocağın altını da kapatıyorum. Arkadaşlar 1 saat dolapta dinlenen karameli donan kekimin üzerine şimdi çikolata sosumu döküyorum. Arkadaşlar çikolatamı döktükten sonra kekim buzdolabında 2 saat bekledi. Şimdi üzerini süsleyerek sunum hazırlayacağım ve dilimleyerek keseceğim. Sizlere de içini göstereceğim. Şöyle fıstıklarla etrafını şöyle süslüyorum.
Tart kekimi süslemesi de bitti. Artık kesip içini sizlerle paylaşabilirim arkadaşlar. Şöyle bir dilim kesmek istiyorum. Evet arkadaşlar, tart kekimi keserek içini de sizlere bu şekilde göstermek istedim. Gördüğünüz gibi görünümü kadar lezzeti de harika bir kek. Şöyle daha net görebilirsiniz içini. Gerçekten çok güzel, mükemmel bir lezzet ve görünümde. Bu tarifimi de mutlaka denemelisiniz arkadaşlar. İnanın bayılacağınız bir tarif. Çok lezzetli, çikolata severler için özellikle karamel çikolatanın karışımıyla harika sinikız tadında bir tart kek. Burada videoma son verirken arkadaşlar, yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.